Kayserispor hepimizin ortak değeri. Hepimizin en değerli markası. Ya benim derdime ne olmuş ben bu kadar uğraşıyorum? Ha benden bugün bile, bakın bugün şu duruma gelmişken bile buraya talip biri varsa şu dakika itibariyle de hemen teslim etmeye hazırım arkadaşlar. Bunu, yani bunu söylemde bırakmayacağım. Bunu yapmak isteyen biri varsa yarın teslim etmeye hazırım. Ben bu işin meraklısı falan değilim. Ben Kayserispor'u dışarıdan severken daha çok seviyorum. İçinde bu kadar sorunla uğraşırken Kayserispor sevgisini de yaşayamıyorsunuz. İnanın ben maç seyrediyorum. Kafam maçta değil. Kafam ödeyeceğim, kapatacağım dosyalar. Evime gidiyorum. Ya motivasyonunuz yok. Hep kafam kulübün sorunlarını nereden nasıl çözeriz onun hesabı içerisindeyiz. Yani lütfen bu konuda bu yazan çizen arkadaşlara hasreten rica ediyorum. Bu psikolojileri göz önüne alarak yazın çizin ve konuşun. Bizim kimse hasmımız falan değil ama bir şeyi belirteyim. Kayserispor'un bir damla suyuna kim zarar verirse bu benim babam dahi olsa karşısına dikilir. Bunun her türlü araştırmasını da yaparım. Onunla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onu da yaparım. Ben yaptıysam bana da yapsınlar, bana da sevgiyle bakarım. Biz Antalya'da maçta beraber kaldık. Başkanımla indik, sevincini yaşadık. Eğer sen bir kulüple gidip görüşeceksen, ahlaken bunun yapılması gereken, kulüp başkanına dersin ki, ya benim artık burada yoruldum, misyonumu tamamladım. Ben izin verirseniz buradan ayrılmak istiyorum dersiniz. Biz de kimseyi burada zorla tutmayız. Biz Recep Hoca'yı nasıl buraya zorla getirmediysek, biz onu araştırdık, o bizi araştırdı. Bir gönül birliğine varıldı ve bu kulübe hizmet etmek için Allah izin verirse biraz sonra imza atacağız. Çağdaş Hoca bu hatayı yapmıştır bize. Bundan sonraki süreci UÇK'da devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak, biz de razı olacağız. Ve bu konudaki şeyi de bugün burada ben noktalamak istiyorum. Ona kulüp çoktur, bize de hoca çoktur. Allah ona da gittiği yerde başarılı olmayı nasip eylesin. Bizim hocamıza da burada üstün başarılar nasip etsin. Onun için bunu konuşacak bir tarafı da yok. Yani artık bunu gündemimizden çıkartalım. Bizim için artık o defter kapanmıştır. Recep Uçar dönemi ve kenetlenme dönemi başlamıştır. Bundan sonra burada bulunan tüm arkadaşlarımı ve tüm dostlarımızı ben Recep Hocama destek vermeye, Kayserispor'un başarısı için çabalayan, sarf eden bizlere destek vermeye, bu şehri yöneten büyüklerimize destek vermeye davet ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir görev. Yani 2,5 aydır benim çektiklerimi inanın bak anlatsam kitap olur. Selam vermeyeceğiniz adamlara abi diye yalvarıyorsunuz ki Kayserispor'un borcundan 1.000 lira düşsün, 2.000 lira düşsün diye. Biz böyle bu şartlarda bir iş yapıyoruz. Onun için lütfen tadını çıkartalım. Kayserispor iyi yolda. Bundan sonra da inşallah Rabbimin desteği ve izniyle iyi olacak. Dünden daha iyi olacak. Hiç ümitsiz falan değilim. Bunu da Allah bize nasip edecek. Bu şehrin takımı hep bizleri mutlu etmeye, sevindirmeye devam edecek. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her birinizi ben kardeşim olarak biliyorum. Ve uzun yıllarda böyleyiz. Hiç kimseyle kötü olmadık. Bundan sonra da asla kötü olmam. Hiç kimseye benim bir ön yargım falan yok. Herkesi kardeş bildim. Kardeş kalmaya da devam edeceğim. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi buradan arz ediyorum. Hocama hoş geldin diyorum. İyi ki geldi. Kayserispor'da inşallah soyadı gibi o da uçacak diye ümit ediyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Teşekkür ederim.